Şarj süresi beklediğimden 1000 kat daha iyi. Dört buçuk beş saat seviyelerini gördüm. Herkese merhaba. Bu videomuzda Apple'a bir numaralı rakip olan Baseus'un bu kulaklığını inceleyeceğiz. Bu kulaklık genel görünüm ve tasarımı, hatta büyüklüğü olarak neredeyse Apple'la aynı büyüklükte. Oldukça şık ve güzel duruyor. Kutunun ön tarafına kulaklığın kendi resmini koymuşlar. Oldukça güzel ve şık gözüküyor. Ama bu Çin malı kulaklıklara daha çok benziyor arkadaşlar. Ama emin olun, ses kalitesini duyduktan sonra bu kulaklıktan vazgeçemeyeceksiniz. Hemen alt tarafında çok iyi bir ses verdiği ile ilgili, hızlı bir şekilde bağlandığı ile ilgili ve üzerindeki tuş dokunmatik olduğunu belirtmişler. Sağ tarafta bir müzik logosunu görüyoruz. Hemen yan tarafında arkadaşlar Bluetooth 5.0 desteğinin olduğu, çok iyi bir hoparlör kullanıldığı ile ilgili bilgi verilmiş. Ve hemen altında da IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip olduğu. Ve hemen diğer kenarına bakalım. Kutunun içerisinde kulaklığımız, şarj kutusu ve bir adet de Type-C kablomuz var. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu kulaklık Type-C ile şarj olmakta. Bu bana kalırsa çok büyük bir artı. Dilerseniz hemen arka tarafında kulaklığın özelliklerinden kısaca bahsedelim ve kulaklığın kutu açılışına hemen geçiş yapalım. Burada arkadaşlar model numarasını vermişler. Yaklaşık 4 farklı renk seçeneği var. Black, white, red ve green, yani siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil. Benim elimdeki yeşil renkli olan oldukça güzel. Bluetooth 5.0 desteğinin olduğuna yer verilmiş. Kulaklığı standby modunda kullanırsanız, yani herhangi bir şekilde müzik falan dinlemeden kullanacaksanız, kulaklık yaklaşık 150 saat boyunca dayanmakta. 150 saatte çok fazla bir saat dilimi arkadaşlar. Yani çok iyi bir şarj süresi diyebilirim. Ve ben kulaklığı denedim. Birazdan şarj sürelerinden de bahsedeceğim. Müzik dinlerseniz 4 ile 5 saat. Ama %70'lik bir ses seviyesinde dinlerseniz 4 ile 5 saat götürüyormuş. Şarj kutusuyla birlikte yaklaşık 20 ile 25 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusunun bataryası 450 mAh batarya gücüne sahip. Kulaklıkların her birisinde 40 mAh'lik batarya gücü var. Ve 5 voltta şarj oluyor. Ortalama 1,5 saat içerisinde bu kulaklığımız şarj olmakta arkadaşlar. Ve Type-C ile şarj olmakta. Yani şu an güncel telefonlar kullanıyorsanız, Type-C ile şarj olan telefonlar kullanıyorsanız, bu kulaklık size birebir ekstra yanınıza herhangi bir kablo falan taşımak zorunda kalmayacaksınız. Dilerseniz hemen kutu açılımına geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Kutu açılımına geçmeden önce hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bakın şurada dikkatli bir şekilde bakarsanız bunun ne zaman üretildiğine dair bir yazı var arkadaşlar. Bu yazıya dikkat edin. Çünkü farklı bir Baseus ürünü daha inceledim. Onu da video kısmından bulabilirsiniz. O ürün mesela 2018 üretimiydi. Bu 2019 üretimi. Burada da görebiliyorsunuz 10. ayda üretilmiş. Ve hemen şurada da orijinallik damgasına yer verilmiş. Bu da çok çok iyi olmuş. Yani herhangi bir şekilde farklı bir yerden alırsanız kutu ilk geldiğinde bakmanız gereken yer burası arkadaşlar. Eğer bu orijinallik logosu, yani bandrolü yoksa, kesinlikle hemen iade edin. Çünkü aksi takdirde dandik bir kulaklık vereceklerdir. Kutunun diğer geriye kalan çevresinde herhangi bir şey yok ve çok sağlam bir kutu arkadaşlar. Yani her türlü darbeye falan dayanır. Oldukça iyi. Üst tarafında hemen büyük ihtimal mağazalarda falan satmak için kolaylık olsun diye bir tane takma yeri yapmışlar. Başka da herhangi bir şey yok kutunun üstünde arkadaşlar. Ve kutuyu dilerseniz hemen açıyorum ve kulaklık bütün ihtişamıyla karşımızda diyecektim. Tabii ki karşımızda değil. Kulaklığı açmadan önce bizi bir karşılama ekranı gibi bir şey karşılıyor arkadaşlar. Burada hafif kapatmalı bir güzel bir tasarım yapmışlar. Oldukça güzel duruyor. Kulaklıktan önce bizi karşılaması oldukça iyi olmuş. Hemen açalım. Çok güzel bir şekilde açılıyor ve şu an karşımızda kulaklık. Evet arkadaşlar, genel gördüğümü ilk açtığımda özellikle bu ışık ortamında parıl parıl olması beni fazlasıyla etkiledi. Gerçekten güzel duruyor. Ha, Çin malı olanlara benziyor şu alt taraf ama emin olun Çin mallarıyla alakası yok. Çin'de üretilmiş olabilir ama Çin mallarıyla alakası yok. Birazdan detaylı incelemeye geçtiğimizde bunu da göreceksiniz. Dilerseniz içindeki kağıtlarımıza şöyle bir bakalım neler var. Bu belge kulaklığın değerleriyle ilgili bir belge. Bu da kulaklığın kullanım kılavuzu. Herhangi bir şekilde Türkçe ebari yok arkadaşlar. Çince ve İngilizce. Yani arka taraf İngilizce, ön taraf Çince. İngilizceniz biraz iyiyse bu kitapçığı okumadan kulaklığı kullanmaya başlamayın aslında. Translate'den çevirip de okuyup kulaklığı kullanmaya başlayabilirsiniz. Hemen bunları şöyle kenara bırakıyorum. Evet, kutunun içindesinden çıkan diğer bir kağıdımız da bu. Kağıdın hemen üst tarafında yaklaşık
17 farklı dilde merhaba kelimesine yer vermişler ve bunun içinde Türkçe de var arkadaşlar. Yani buna dikkat çekmek istiyorum. Yani buraya Türkçe'yi eklemeye de bilirlerdi. Sonuçta o kadar ülke, o kadar fazla dil var. Ama Türkçe'yi de eklemişler. Çok çok teşekkür ediyorum ben Basavius'e. Ve bu küçük paketin içerisinde teşekkür mahiyetli küçük küçük çıkartmalar mevcut. Bu çıkartmaları dilediğiniz yere çıkartıp yapıştırabiliyorsunuz. Artık ruh halinize göre kendinizi nasıl yansıtmak istiyorsanız bunları da içerisinden çıkartıp yapıştırabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş, teşekkür mahiyetli küçük bir hediye diye düşünüyorum. Oldukça iyi. Bunu da kenara bırakalım ve kulaklığımızla baş başa kalalım. Kulaklığımızın genel tasarımını tekrardan şöyle yakından göstereyim. Oldukça iyi gözüküyor. Genel tasarımı beni fazlasıyla memnun etti. Dilerseniz kulaklığı çıkarmadan önce kulaklığın kutusunun alt tarafında ne var hemen ona bakalım. Yavaştan şu kağıdımızı kaldırıyoruz. Biraz zorladı. Ve şu an bu kağıdımız çıktı. Bu kağıt karşılama ekranı gibi bir şey olmuş. Güzel düşünülmüş. Onu kenara bırakalım. Ve kutunun alt tarafında ne olduğunu size göstermeden önce şu plastikten bahsedeceğim. Bu plastik oldukça iyi. Ve arkadaşlar kutu içerisinde sadece bir tane Type-C kablo geliyor. Bu kabloyu koymaya da bilirlerdi ama çok iyi yapmışlar koymalarına. En azından evinizde yedek bir Type-C kablonuz fazladan olacak. Veya hala micro USB'li bir telefon kullanıyorsanız bu kablo size hem şu an hem de ilerleyen dönemlerde teknoloji artık gitgide gelişiyor. Neredeyse her üründe Type-C giriş olmaya başladı. Bu kablo ilerleyen zamanlarda fazlasıyla işinizi görecek ve oldukça kalın ve kaliteli bir kabloya yapılmış. Zaten Basavius genelde kablo üzerine ve böyle elektronik şeyler üzerine kendisini büyütmüş bir marka. Bu da oldukça iyi bir şey olmuş. Hem kalitesini göstermek amaçlı hem de Basavius'un kendi özel USB kablolarından bir tanesi koymaları çok iyi olmuş. Evet, bunları da kenara bırakıyorum şöyle. Ve dilerseniz artık kulaklıklarımızla baş başa kalalım. Şimdi kulaklıklarla ilgili ilk önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kulaklıklarımızı bir ilk önce yerinden bir çıkartalım. İki kulaklığımızı da yerinden çıkarttık. Evet. Şu an kulaklıklarımız tüm ihtişamıyla karşınızda. Şöyle tutayım. Kulaklıkların hemen şu kenar tarafında kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yakından bakınca belli olacak bir şekilde. İnternetteki fotoğraflarına da dikkat ederseniz onlarda da gözükebilir. Hemen şurada böyle çentikli aynı piramitlerin böyle basamak basamak inme şeklinde yapmışlar arkadaşlar. Güzel ve ince bir tasarım olmuş. Ben gayet beğendim. Yandan bakınca biraz şişko gösteriyor ama karşıdan bakınca oldukça iyi bir tasarıma sahip olmuş. Evet, bu tasarımı hemen geride bırakıyorum ve üstünden devam ediyorum. Hemen şuraya arkadaşlar açık olup olmadığını gösteren veya bağlantı durumunda kendisinin bağlı olup olmadığını anlayabilmeniz için şuraya bir tane ışık yerleştirmişler. Bu ışığı da birazdan göstereceğim. Hemen etrafına bakıyoruz. Bu tarafında herhangi bir şey yok. İkisinin de aynı şekilde. Yine aynı şekilde bu tarafında herhangi bir şey yok. Ve iç taraflarında arkadaşlar her ikisinde birer tane mikrofon koymuşlar. Tam burada gördüğünüz gibi kulaklığın kendisine yakın değil, daha uzak bir şekilde yapılmış. Bu da bence çok çok iyi bir şey. Aslında şurada daha da aşağıda olsun isterdim ama yukarıda olması da oldukça iyi. Aksi takdirde eğer aşağıda olmuş olsaydı veya dışarıda olmuş olsaydı, şu tarafta olmuş olsaydı sesinizi daha kötü bir şekilde alıp karşı tarafa konuşmanızı daha kötü bir şekilde iletecekti. O yüzden iç tarafa yapılması hem çeneye daha yakın hem de kemikten gelen sesleri daha iyi bir şekilde iletmesini sağlayacaktır. Evet, alt tarafında sağ ve sol olduğunu belirten yazılar konumlandırmış ve hemen alt tarafında da şarj girişlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan kendileri şarj olmakta. Başka şurada hoparlörün ses çıkma yerleri hem burada hem burada var. Normal bir Apple tasarımı var diyebilirim. Yani Apple kulaklığının tasarımının %70'ini kullanmışlar. Büyüklük olarak da çok fazla büyük değil. Bakın serçe parmağımın ton ekleminden sonrası. Yani düşünün, o kadar küçük. Yani eğer bir Çin malı kulaklık kullandıysanız, hatta bu A101'de satılan Piranha'nın kulaklıklarını kullandıysanız onun daha da çok şu tarafa doğru geldiğini, hatta bundan daha da kalın olduğunu görebilirsiniz. Şöyle parmağımı yan yana tutayım. Tabii ben birazcık elim de büyük. Sizin eliniz belki küçüktür, daha da küçük gelecektir. Evet, kulaklığın genel tasarımı bu şekilde. Oldukça güzel. Hemen şu iç taraflarına metal süzgeçler koymuşlar. Gayet güzel duruyor. Bir şey unuttum. Hemen şuradaki kısımda da, şu ışığın hemen üst tarafındaki kısımda dokunmatik tuşlar var. Bu dokunmatik tuşları kulaklığı hem açmak için, hem kapatmak için, hem müziği ileri sarmak, hem geri sarmak, hem müziği durdurmak, hem Google Asistan'ı açmak, hem de gelen çağrılara cevap vermek için kullanıyoruz. Dilerseniz kulaklıkları şöyle hemen yerine koyayım ve şarj kutumuza bakalım. Şarj kutumuz tüm ihtişamıyla karşınızda, yavaştan açıyorum. Şarj kutumuzun genel görünümü ve tasarımı bu şekilde. Hemen alt tarafında arkadaşlar, ben plastiğini çıkarmayacağım. Çünkü şu an kılıfım daha gelmedi, kılıfım yolda. Kılıfım geldikten sonra plastiğini çıkartacağım. Şöyle size ufaktan göstereyim. Hemen alt tarafında Type-C şarj yerini görüyorsunuz ve kulaklık hakkında bazı bilgide yer verilmiş. Şarj kutumuzun ön tarafında açmanıza yardımcı olmak için üst tarafa bir tane çentik konumlandırılmış. Gayet zor açılıyor ve çok iyi bir şekilde kapanıyor.
Bunu beğendim. Hemen alt tarafında Basius yazısının altında da kutunuzun şarj olup olmadığını kontrol edebilmemiz için veya kulaklıkları içine koyduğunuzda kulaklıkları şarj edip etmediğini kontrol edebilmeniz için buraya bir tane de ışık konumlandırılmış arkadaşlar. Hemen arka tarafına baktığımızda kapağın rahat bir şekilde hareket edebilmesi için buraya farklı bir menteşe tasarımı yapmışlar. Bu da Apple'daki tasarıma benziyor aslında. Hemen alt tarafında şarj kutumuzun içinde şarj olup olmadığını kontrol etmemiz için bir tane tuş var. Şu an basıyorum. Evet, şu an gördüğünüz mesela şarj kutumuzun içinde şarjımız varmış ve kutumuzun şarj ışığı yandı. Aynı zamanda da arkadaşlar bu tuş hem de içine kulaklıkları koydunuz mesela, kullanmadan önce kulaklıkları tekrardan şarj etmek istiyorsunuz. Bu tuşa basarak kulaklıkları tekrardan şarj edebilirsiniz. Evet, kulaklık kutusu hakkında diyeceklerim bu kadar. Hemen dilerseniz bunun içine kulaklıklarımızı koyalım ve nasıl içine koyma performansı veriyor onu bir izlemleyelim. Şu an sol kulaklığımızı koyuyoruz. Yavaştan bakalım, bırakınca çat inecek mi? Evet, mıknatıslı olduğu için arkadaşlar çat iniyor. Gayet iyi, güzel, beğendim. Herhangi bir şekilde düşme falan da olmuyor. Gayet iyi, sağlam. Diğer kulaklığımızı da koyalım. Evet, onu da aynı şekilde koydum ve tekrar şöyle sallayayım. Çok hızlı sallarsanız düşme ihtimali var. Ama şu an bayağı hızlı sallıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde düşmedi. Yine de siz dikkatli olun. Bakın, kulaklığı koyduktan hemen sonra alt tarafında şu an kulaklıkları şarj ettiğine dair ışığı yanmaya başladı. Dilerseniz bu ışığı arka taraftan kapatabiliyorsunuz. Yani şu an şarj olmasın, yeterli bir şekilde şarjı var diye kapatabiliyorsunuz. Dilerseniz de tekrardan tuşa basıp şarjı devam ettirebiliyorsunuz. Şarj kutusuyla ilgili bahsettiklerim bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz kulaklığı yerine çıkartalım. Ve kulaklığın telefona nasıl bağlandığını göstermek istiyorum sizlere. Şu an Bluetooth'um kapalı mesela. Şu an Bluetooth'umu açayım. Şu an Bluetooth'umu açtım. Ve hemen kulaklığımızı gördü aslında arkadaşlar. Bakın, Basius Encook diye geçiyor. V09. Şu an şarjları %100'müş. Şu an bağlandığı için arkadaşlar kulaklıkları görebilirsiniz. Beyaz ışık yanıp sönüyor. Aynı helikopterlerin falan altında yanan ışıklar gibi. Bakın, yanıp sönüyor. Şu an bağlandığını gösteriyor. Ve müzik çalarken de aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Arkadaşlar, size şimdi dinleyeceğiniz ses de kulaklıkların mikrofonundan kaydettiğim ses. Şu an dinlediğiniz ses kulaklığın mikrofonundan kaydettiğim ses. Kulaklığın mikrofonu oldukça iyi çalışıyor arkadaşlar. Alternatif kulaklıkların mikrofonunda denediğimde bu kalitede ses kesinlikle almadım. Bana kalırsa oldukça iyi bir ses kalitesi var. Ben fazlasıyla beğendim. Özellikle kulağınızda da çok iyi duruyor. Hatta ben şöyle düşündüm. Bu kulaklık kulak içi kulaklık olmuş olsaydı fazlasıyla daha iyi bir etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer kulak içi kulaklık istiyorsanız bir üst modelini almanız gerektiğini Basius vurgulamış. Kulaklığın mikrofon kalitesinden kesinlikle pişman olmayacaksınız diye düşünüyorum. Kalabalık, gürültülü bir ortamda denemedim arkadaşlar ama büyük ihtimal orada da gayet iyi bir ses kalitesi verecektir. Ama yine de uzak, tenha bir yerde konuşmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hemen kulaklıkların üst tarafındaki dokunmatiklerin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şu an bir tane müzik açalım telefonumuzdan. Şu an telefonumuzda bir tane müzik uygulamasını açtım arkadaşlar. Dikkat edin şimdi uygulamaya. Bakın, sağ kulaklığa çift tıklıyorum. Kulaklığın şu ışığının yanan hemen üst tarafındaki yere, yani dokunmatik olan tuşa çift tıkladığımızdaki sağ kulaklığa müziğimiz durmuşsa başlıyor arkadaşlar. Şu an müziğimiz çalmaya başladı. Tekrar tıkladığımızda müziğimiz duruyor. Üzerine bir kere tıklayıp 2 saniye kadar beklediğimizde kulaklıktan zaten sesi duyacaksınız. 2 saniye kadar beklediğimizde bir sonraki müziğe gidiyor arkadaşlar. Şu an dokunuyorum. 1, 2... Sonraki müziğe geçti arkadaşlar, gördünüz. Hemen diğer kulaklığa dokunalım. 1, 2, bakın bir önceki müziğe geçti. Yani kulaklığın üzerindeki tuşlar gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Tekrar sağ kulaklığa çift tıkladığınızda müziği durduruyor. Sol kulaklığa çift tıkladığınızda ise Google Asistan devreye giriyor arkadaşlar. Bakın, şu an Google Asistan devreye girdi. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Kulaklığın üst tarafına konumlandırmış olan dokunmatik tuşlar oldukça iyi bir şekilde işini yapmakta. Ben oldukça beğendim. Telefonumuzu bir kenara bıraktık ve kulaklıkla ilgili son şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Kulaklığın ses kalitesi %80'e getirdiğinizde bile kulağınızı delecek şekilde güçlü bir şekilde çalıyor arkadaşlar. O kadar iyi ki anlatamam size. %100'lük bir konuma getirdiğinizde kulağınızda sanki 5+1 bir ses sistemi var. O derece kaliteli bir şekilde çalıyor. Ama son sese getirdiğinizde illaki bas ve tiz biraz birbirine karışıyor. Ama yaklaşık %80'lik bir seviyeye getirdiğinizde kulaklığın seslerini oldukça iyi bir şekilde müzik deneyimi yaşıyorsunuz. Yani çok berrak ve net bir sesler geliyor. Ben bu kulaklıktan böyle bir ses performansı kesinlikle beklemiyordum. Beklediğimden fazla iyi çıktı. Yani 100 liralık bir kulaklığa göre Apple kalitesinde
iyi bir ses ve müzik dinliyorsunuz. Oldukça güzel. Ve şarj süresine gelelim arkadaşlar. Şarj süresi beklediğimden 1000 kat daha iyi. Cidden kutunun üzerinde yazan saat kadar, yani yaklaşık 4,5-5 saat seviyelerini gördüm. Ve bu son ses seviyesinde. Düşünün, son seste yaklaşık 4 saatin üzerine çıktım arkadaşlar. Tam dakikasını söyleyemem çünkü arada müzik falan durdu. Ama yaklaşık 4-4,5 saat arasında son seste müzik dinledim. Oldukça ses kalitesi olsun, bağlanma hızı olsun, genel tasarım ve kullanış kolaylığı olsun çok çok iyi. Kulakların içerisindeki sürücüler de oldukça iyi. Bakın fazla birbirine yaklaşınca birbirini itiyor. Oldukça iyi ama yine de daha güçlü bir şey de kullanılabilirdi. Kulaklık hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazlasını merak ediyorsanız şurada çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Daha güzeli sizin olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şarj süresi beklediğimden 1000 kat daha iyi. Dört buçuk beş saat seviyelerini gördüm.